TV 100 ekranları bir kez daha gündemi belirledi. TV 100'e özel açıklamaları paylaşacağız sizlerle. Önemli bir konuğumuz vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Candaş Tolga Işık'la az önce konuştuğum konu oldu. TV 100'e özel açıklamaları vardı. Peki neler söyledi İBB Başkanı? Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştu. İlk defa açık açık söylüyorum ifadesi dikkat çekti. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi dedi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine kırgın olmadığını düşündüğünü ifade etti İmamoğlu. altılı Masa'nın başka bir stratejiye evrildiğini ifade etti ayrıca. 2023'te hata yaptıklarını vurguladı. İmamoğlu başka neler söyledi? TV yüz ekranlarında bir kez daha gündem belirlendi. İşte İBB Başkanı'nın açıklamaları. Size niye kırgın Kemal Bey? Ben bana kırgın olmasını, e, olduğunu düşünmüyorum ya da öyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun kırgın olduğunu düşünmüyorum dedi. TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Bir defa açık açık söylüyorum. Ee, en son bayramda ısrarlar arayışımla, çünkü ulaşamamıştım birkaç kez. ısrarla. Ee, yani telefon kapalı çıktı. En son çaldı ve e, cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim. O da benim seçim sonucumu tebrik etti. Ustaydan sonra hiç konuşmadınız mı? aradım ulaşamamıştım kendisine yani dönüş yapmamıştı kırgınmış işte ee, olabilir kırgın belki telefona bakmak istemedim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu candaş Tolga Işık'la az önce konuştuma konuk oldu CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim sözleri hatırlatıldı. Sürekli böyle hançerlendim diyor ya Kemal Bey. Be, Bunu size söylediğine dair bir içinizde bir şey ben ister mi? muhatap alacağım bir tarif değil. Ben öyle bir insan hayatımda hiç olmadım. Yani. 31 Mart seçimleri de masadaydı. Ben halbuki 14 artı 14'ü bekliyordum yani seçimde. Biz gerçekten 3-4 ilçeyi ucu ucuna kaybettik. Arnavutköy çok ucu ucuna, Pendik keza, Fatih, Ümraniye yani e biz 32-33 ilçede neredeyse birinci çıktık İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ha bana ne yükledi derseniz sorumluluğum bin kat daha arttı. İmamoğlu 2023'te hatalar yaptık dedi. Her şey bir etken. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. 2023 seçimleri, 2024 seçimleri. 10 ay var. 10 ay öncesi ve 10 ay sonrası. Ekonomik koşullar açısından daha kötü bir 2023 vardı. Depremi yaşamış, moral motivasyon sıfır, zaten ekonomi zor. Tek başına ekonomi yetseydi o gün de kazanabilirdik. Ama o gün hatalar yaptık. Altılı masa da gündemdeydi. Farklı gelişmeler oldu. Yani e, işte altılı masa stratejisi bir süre sonra başka bir yöne evrildi. Yani e, bir sistemi değiştirme. Bir anda e, bütün masadaki herkesin belli bir Makam e, sanki istiyormuşçasına havanın oluşması vesaire. Birçok konu var. Yani kampanyanın biçimi çok dar bir kadroyla sürece hazırlanma vesaire. Birçok detay var. Mansur Yavaş'la aranızda bir rekabet var mı sorusu da masadaydı. Aranızda böyle bir rekabet var mı Sayın Başkan'dan? İlk günden beri var. Ama bizimki hizmet rekabeti yani. millet <laughs> nereden çıkarıyor o rekabet. Bizim aramızdaki rekabet. Sayın e, yavaşla olsa olsa hizmet rekabeti nedir o daha hizmet nasıl ederiz. İmamoğlu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te ilgili de konuştu. Mehmet Şimşek Bey e, doğru adımlar, e, iyi tedbirler, e, itibarlı bir yolculuk tarifleme gayretini görüyoruz. Gündemindeki bir başka konuysa taksi meselesi oldu. Oturalım bu işi birlikte gene tartışalım dedim. Çalıştaylar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu işin tartışılması için UKOME'nin alt komisyonuna yolu Taksi meselesi defterimizin en ön sayfalarında. Sosyal medyada seçim döneminde çokça konuşulan sokak röportajları editiyle ilgili de favorim Ekrem İmaro dedi. Tamam Murat Kurum mu? Ekrem İmaro. Ondan sonra İmaro'ya bunu verir. Sizin burada merak ediyorum favoriniz hangisi? Ya şu İmaro yani daha doğrusu kızım da çok seviyor bunu.